haberi sunarken de söylediğimiz gibi stüdyoda değerli bir jeofizikçi mühendis sadece jeofizikte değil afet yönetiminde ve diğer konularda önemli çalışmaları olan tecrübeli bir isim var. Profesör Doktor Şerif Barış hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ olun, var olun. Ne dersiniz bu depremin yerini tam öğrendiğinde baktığınızda neler gördünüz? Aslında ilk öğrendiğimde tabii ben fayın konumunu ve durumunu bilmiyordum. Çünkü uykudan apar topar depremle kalkınca ve fazla bilgi de yoktu. Hissettiniz. Tabii tabii. Bostancı'da hissettim ben. Uyandım yani. Ondan sonra kanallar bağlandı ve alelacele bilgi almak istediler. Dolayısıyla özellikle ilk ismi duyunca göl yaka deyince Allah Allah dedim. Yani sürpriz bir şey. Evet. Arkadaşlar çünkü, haritayı da getirelim hocam bahsederken çünkü. Çünkü 17 Ağustos biz depremin akabinde ve deprem öncesi arazide zaten çalıştık. çalışırken deprem oldu. Ve dolayısıyla o deprem olduğu anda bizim sabit deprem istasyonlarımız ve elektromanyetik alan ölçüleri yaparken aynı zamanda Japonya'dan ekstra yeni cihazlar da geldi ve yeni gruplarla da bütün bu bölgeleri Çok iyi hatırlıyorum. Çalıştı. Depremden sonra o depremden sonra sizinle konuşurken sismograf yerleştiriyoruz. Kesinlikle. Hatta Karadere segmentine özellikle faya dik doğrultuda fayda kapan dalgaları denen fayın iyileşip iyileşmesini belirleyen çok özel tekniklerle Japonlarla, Amerikalılarla, farklı gruplarla biz Çalışmalar yaptık. Ayrıldıca çalıştık. Karadere dediğiniz zaten bu depremin gösterirseniz olan şu şüphelisi. Karadere aslında şu segment. Evet. Dolayısıyla biz bu segmenti burada e, Kızanlık Köyü gibi Şerike evet. e, diyorum, Paşendeyin köylerinde bu çalışmaları yapıyorduk. Şimdi Gölyaka şu açıdan önemli. Bu hemen 17 Ağustos'ta kırılan hem de Düzce'de kırılan bir bölüm var Gölyaka ikisinde de. Dolayısıyla ben ilk önce ismi duyar duymaz değil mi? Yani mümkün değil böyle bir şey. Ancak tabii Gölyaka'nın kuzeyindeki parça muhtemelen kırıldı ama Türkiye'nin deprem haritalarına, deprem riskine bakıldığında benim belki de aklıma 50 yıl gelmeyecek bir bölgeydi. Biz başka yerlerde daha büyük depremler bekliyoruz. Dolayısıyla burası bana göre sürprizdi ve ben yayında da ilk onu söyledim. Bana dedim sürpriz oldu. Yani. İşte yer olayları böyle bir şey. En zor bilimle uğraşıyorsunuz. Çünkü görmüyoruz. Doğrudan ölçemiyoruz ve bizim en büyük e, maalesef e, eksikliğimiz dünyada. Biriken gerilmeyi ölçebilecek, doğrudan ölçebilecek bir teknolojimiz, mekanizmamız yok henüz. Bu Türkiye'de değil, dünyada, dünyada yok. yok. O nedenle depremlerin biz zamanını bilemiyoruz. Yerlerde de o kadar çok yer var ki, şimdi hangi birini tahmin edeceksiniz? Şöyle bir şey yapabilirim elbette. 10 tane büyük deprem olacak illeri sayarım ve yarın deprem olduğunda da depremi bilen hoca diye ünlenirim. Hı. Ama hangisi ilk kırılacak ve ne zaman kırılacak sorusunu söylemediğiniz sürece bu söylediğiniz oradaki insanları tedirgin eder. Hasta eder. Her ufacık bir depremle ya acaba bizimkine sıra geldi mi? Acaba biz deprem ne zaman olacak? Niye olacak? Biz ne yapacağız gibi bir kaygı içine girer. Halbuki onun yerine şunu söyleyebiliriz. Burada Meta'nın 480'e yakın fayı var. Biz bunun 500'den fazla olduğunu biliyoruz. Denizlerde de var. Ve bilmediğimiz başka faylar da var gömülü. Türkiye bir deprem ülkesi. Bunun zamanını, yerini hiç tartışmayalım. Nerede olacaksa olsun, nasıl olursa olsun... ...biz deprem öncesi Japonlar gibi... ...afet bilinci yüksek, kültürü yüksek... ...depreme hazırlıklı bir ulus olmak evet, zorundayız. Nitekim bölgedeki yerel yöneticiler... Ee, çok hoş bir deyim. Bizi 12 Kasım 99 depremi kurtardı dediler. Zira ona göre yapılaşma oldu. Çünkü Sadece 12 Kasım düzce değil. Yıkılmıştı. Hayır, hayır. 17 Ağustos depreminde düzce yıkılmıştı. Büyük arama kurtarma ekipleri oradaydı. 12 Kasım düzce depreminde Kandil Rasathanesi'nin nöbetçi müdürü bendim. Rahmetli Işıkara o gün başbakanlıktaydı ve ben Kandil Rasathanesi'nde 3,5 saat süreyle depremde bilgiyi faks kanalıyla başbakanlığa ben ilettim. Dolayısıyla bütün depremin o süreçlerini biliyordum ve hatta o zaman bir kanalda vatandaşın biri çıktı. Kandil Rasathanesi'nin adını da vererek devlet dedi bu depremi biliyordu. Gittiğimizde herkes oradaydı. Depremi biliyorlardı ama bize söylemiyorlardı. Niye? Çünkü askerler oradaydı. Arama kurtarmacılar oradaydı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kızılay'ın bütün elemanları oradaydı. Çünkü 17 Ağustos'un yaralarını sarmak için oradalardı. Nitekim çok iyi hatırlıyorum şimdi bunu deyince rahmetli Işıkara beni aramıştı. Orada bir boşluk görüyoruz demişti. Bu 11 biraz da Kasım. sizin verdiğiniz bir 11 Kasım'da mı? Bir evet, gün önce. Evet. Benimle bir röportaj yaptı, Basın toplantısı yayınladı. yaptı. Evet. Dedik ki biz burada büyük artçılar olmadı. Bizim için burası şaibeli bir yer. Evet. Çünkü biz depremleri önceden bilemiyoruz büyük depremleri ama artçı depremlerin dağılımını, artçı depremlerin sayılarını o bölgeye özgü olarak ne kadar sürede ne kadar olacağını bilen bir formülümüz var. Bu Omori katsayısı, Omori formülü denen Japon bir hocanın geliştirdiği formül. Biz dolayısıyla özellikle depremlerin, artçı depremlerin, büyük de, artçı depremlerin dağılımını baktığımızda o Karadere ve onun doğusundaki bölgenin 5,8 büyüklüğünde bir artçı deprem üretmediğini gördük. Dolayısıyla Işıkara rahmetli hocamız bu bilgiyle beraber çıktı ve Ertesi günde bu deprem olunca herkes dedi ki ya Kandil Hastanesi bak depremi bildi. Halbuki biz artçı deprem için bunu söylemiştik. Dolayısıyla deprem oluş düzenleri sismolojinin özel bir konudu, konusudur. Ben de o konuda doktora yaptım zaten. Ve e, Japonlarla çalışırken biz bu depremleri yaşadık. O ya yani hiç unutmuyorum onu. Hocanın önce söyledi, röportaj verdi. Ardında da basın toplantısını evet. yaptı benden sonra. E, peki buradaki artı, artçı depremler ben şöyle bir düşündüm. 3 saatte 70'ten fazlaydı. Burada bir sıra dışılık ne kadar görüyorsun? Bakın Türkiye'de maalesef artçı depremlerin sayısı normal bir vatandaş için hiçbir anlamı olmayan değerler. Çünkü e, bir bölge özellikle 5.5'tan büyük bir depremde artçı depremler 50 kilometre yarı çaplı bir bölgede deprem oluş düzenleri mantığını söylüyorum 6 ay sürer. Dolayısıyla bu 6 ayın içerisinde ilk başlarda ana şoka yakın olarak depremlerin büyüklükleri ve sayıları hızlıca azalır ve aralarındaki süre giderek uzaklaşarak büyüyerek bu depremler sönümlenir. Artçı depremlerin doğasında böyle bir durum vardır. O nedenle insanlar şimdi bu depremin derinliğini çok merak ediyorlar. Artçı deprem sayılarını merak. Artçı depremlerin bin tane olması ya da beş bin tane olması depremin hiçbir can kaybını ekonomik kaybını azaltacak bir bilgi değil. Evet, şu bilgiyi de teyit edeyim size. Artçı depremler ana depremden büyük olmuyor daima. Hayır olmuyor. kesinlikle. Genelde de bir aletsel büyüklük küçük olur. Yani Türkiye'de büyük depremlere bakıldığında diyelim 7,4 biz 6,4'e kadar bekleriz. Ama Kuzey Anadolu faizonunun ve Türkiye'deki depremlerin bugüne kadar şu an son 120 yılı söyleyeyim. İki tane depremde en büyük artçı 6,3 diğerleri hep 5,8 yani Kuzey Anadolu, Zonu ve büyük deprem kuşaklarında Türkiye'de artçı depremler genellikle 5,8 büyüklüğüne kadar oluyor ama bu şöyle bir sıkıntı var Van depremini hatırlayın siz o zaman yayındaydınız evet. biz de Japonlarla öğretmenlere bir eğitim veriyorduk İlk deprem 7,2 idi ama o depremin ivmesi 0,19 yerçekimi ivmesiydi 5,6 Erciş artçı depremi 0.38G idi. Dolayısıyla ana şoktan iki daha kat fazla daha fazla güçlüydü. O yüzden hafif ve orta hasarlı binaları yıktı ve insanlar onların altında kalarak öldüler. Dolayısıyla depremin ivmesi çok önemlidir büyüklükten bağımsız. Doğru. Bu depremde Onu soracaktım. Bu depremde ivmesi çok yüksek bir ivme. Bazı Düzce'de ben size söyleyeyim 0.59G 17 Ağustos'un en yüksek ivmesi 0.47 g yani yer çekiminin 47'si kadardı. Bu depremin ivmesi dediğiniz veri 0.59. Evet, evet. Afad'ın deprem istasyonlarından ve elde edilmiş sayısal ölçü çizelim. ve e, 17 Ağustos'un ivmesinden daha da fazla. Düzce için söylüyorum. Tabii ki. Bu. Do dolayısıyla bu deprem aletsel büyüklük olarak küçük ama darbe olarak çok daha hızlı ve güçlü olduğu için de evlerdeki insanlar zaten eşyalar darmadağın oldu. İşte yıllardır da bizim söylediğimiz şeyi aslında bu deprem biraz da teyit etti. Ne diyorduk? Evet. Birinci koşul depreme dayanıklı yapı ama biz sadece depreme dayanıklı yapıda yaşarsak hiçbir önlem almazsak eşyalarımızı, mobilyalarımızı, makinalarımızı iş yerlerinde sabitlemezsek bunlar deprem sırasında savrulur, devrilir ve altında kalırsınız. Nitekim Bugünkü depremde dikkat edin. Yapısal hasar yok denecek kadar az. Ki ben özellikle dağ köylerinde ve köylerde ahır türü, merek türü, çatma, derme çatma yapıların yıkılabileceğini söylemiştim. Öyle bilgiler geliyor. Ama şehirlerde betonarme binalarda hasar yok. Çok fazla yıkım yok ama eşyalardaki devrilme, savrulmalar yaralanmaları yol açtı. İşte depreme hazırlık bir bütün. Yani biz evet kesinlikle depreme dayanıklı yapı yapalım ama toplumun da bir takım evinde, iş yerinde yapması gereken önlemler var. Basit önlem ama hayatlarını kurtarır. Bu kadar yaralanma olmaz ve ekonomik kayıp olmaz. Sizler ve Işıkar'a rahmetli yıllarca uğraştılar evlerde sağlamlaştırma. 2000 ve yılında başlamıştık hatırlıyorsunuz çok, çok iyi yapmış. biliyorsunuz. Ben hala o bayrağı aldım ve her depremde böyle teknik bilgiler insanların işine evet, yaramayacak. Ya doğru, doğru. Şimdi... Bu deprem 6,8 kilometre değil de 15 kilometre olsaydı ne olacaktı? Bir şey olmayacaktı ki önemli olan onun ivmesi. Yani depremin ivmesiyle hasar oluşuyor. Hasarın büyüklüğü depremin ivmesine bağlı. Dolayısıyla işte biz sallandık 500 kilometre öteye sallanabilirsiniz. Evet. Bunlar normal. Yani bütün bunlar aslında konuşuyoruz falan ama bilgi vermek için ve ülkemizin içinde bulunduğu vahameti ortaya koymak için yoksa e, yani özellikle deprem güvenliği fakat gene de akla sorular geliyor Tabii, bunları mutlaka söyleyeceğim. Tabii. Endişe yarattı demiştiniz zaten ama araya daha önemli olabilecek bilgiler girdiği için kesmedim. Peki bunun e, kafa etkisi önünüzdeki şeyle de e, çubukla da anlatabilirsiniz. Çünkü birçok yer kırıldı. Dolayısıyla pek bir etki, enerji birikmesi beklemiyorsunuz. Şöyle, şimdi bir deprem kırıldığı zaman, özellikle Kuzey Anadolu Fay zonunda diyelim 140 kilometre böl. Evet. Kırıldığı zaman 99 17 Ağustos söylüyorum. Evet. Biz rahmetli Aykut Barka ilk ...Kandil Hastanesi'ne Amerika'dan geldiğinde bu yöntemi, bu bir yazılım, bu bir evet. hesaplama tekniği genellikle fayın doğu kesimine ve batı kesimine açığa çıkan enerjinin %20'si kadar bir gerilme yüklenir. Ve bizler o zaman buranın yani Düzce depreminin 5 ila 10 yıl içerisinde olabileceğini hatta bu batıdaki istasyonların buraya kaydıracağımızı düşünürken gerilme geri plandaki gerilmeyi hesaplayamıyoruz bilemiyoruz. Düzce beklediğimizden çok çabuk oldu. Bu gerilmenin belli bir bölümü batıya aktarıldı. İstanbul. Daha genişi var bölgenin arkadaşlar. Türkiye genel haritası değil de bölgenin. Marmara bölgesi olabilir. Marmara bölgesi. Orada da Kocaeli depreminin Bir, şur evet. fark etmez. Bakın Kocaeli kırığı şurası. Evet. Bakın şurası şuraya kadardı. Bu da Düzce evet. depremi kırığı. Batı burada durdu. Peki. Burada aktarılan gerilme İstanbul ve açıkları yani batıyı İstanbul ve açıkları neresi kuzey kol orta kol ve güney kol yani Armutlu Yalova ve Bursa'yı da kapsayan bir bölgenin gerilmesini artırdı. Bu geçici olarak İstanbul ve diğer bölgelerin sismik olasılığını riskini belirli bir dönem artırdı. Bu 2000 yılında yapılan analizde 1162 30 yıl içinde 7'den büyük depremin olma olasılığıydı. 2004'te yeni güncellemeler, yeni yayınlar, yeni verilerle aynı grup hesabı tekrarladı. Gerilmenin %53 seviyesinde bir olasılık seviyesine olduğunu söyledi. Ama 2016'da yepyeni bir grup bu sefer Marmara'nın tamamını yeni veriler, elde edilen bütün verilerle 7,3 ve daha büyük bir deprem için olma olasılığını 2046'ya kadar %48 olduğunu hesapladılar ve yayınladılar. Dolayısıyla şimdi bazı rakamlar işte 7 yıl kaldı, 3 yıl kaldı, evet. 5 yıl kaldı gibi çalışmaları ben şeyini görmek isterim. Hangi bilimsel çalışmanın sonucuna göre söylüyorsunuz? Bunu yapan grubun içerisinde saygın bir Türk akademisyen de var. Dolayısıyla bu tür Özellikle 6 büyüklüğünde 5,9 büyüklüğündeki bir depremin İstanbul'u tetiklemesi mümkün değil. Civar uçlarına, bölgeye, kırılan bölgenin etrafına gerilme transfer edebilir. Bunun da hesabını yapmak için o size söylediğim kolomb gerilme analizini hesaplayıp koymak lazım. En çok merak edilen bu ama yani maalesef öyle bir Türkiye'mizin gerçeği bize de hemen bir şey olabilir mi diye sormak durumunda kaldık. Doğru haklısınız ama şöyle bakın şu fayları gördüğünüzde ben size bu META'nın diri fay haritası 476 mi 478 evet. mi fay var. Peki. Bunlardan hepsi şu an sizinle konuşurken 10 tane il büyük deprem, 7'den büyük deprem aynı anda yaratabilir. Dolayısıyla biz bunların zamanını bilmiyoruz. İlk nerenin kırılacağını bilmiyoruz. O zaman yapacağımız tek şey tamam. var. Hazırlık deprem öncesinde evinizde işlerinizde yapmanız gereken önlemler ve tabii ki depremin sırası ve sonrasındaki doğru davranışlar. Çok teşekkür ediyoruz Gerardım. hocam. Sağ olun, var olun. Kolay gelsin. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. iyi yayınlar diliyorum.